Eline sağlık Mert'ciğim. Teşekkürler. Efendim, yepyeni bir programla sizlerin karşısındayız. Aslında bütün ekip olarak bu program için çok heyecanlıyız ve Ümmü'nün mikrofonu programımızın ilk konuğu da Mert Keçeli. Bugün Mert'i programımızda işleyeceğiz. Onun hayata dair bakış açısını burada konuşacağız. Daha sonra müzikle ilgili tabii ki programımız içerisinde hep müzik olacak. Biz burada müziği işleyeceğiz elimizden geldiği kadar. Aslında Mert'in geleceğe dair müzikte olmak istediği noktaya kadar biz gideceğiz. Neler istiyor, hayalleri neler, neler yaşamış bu yolda hep birlikte dinleyeceğiz. Ben öncelikle Mert'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İlk programımda beni yalnız bırakmadığın için. Evet. Ama çok keyifli bir program olacak. Çok samimi, içten. Birazdan kahvelerimiz de gelecek zaten. Sayın koordinatörümüz İpek'imiz bize kahvelerimizi de ikram edecek birazdan. Evet, sevgili dostlar. Dediğim gibi yepyeni bir programla sizlerin karşısındayız. Bu programda daha çok genç yeteneklere biz yer vereceğiz. Genç müzisyen arkadaşlarımızı, öğrenci arkadaşlarımızı işleyeceğiz. Ben bu projeyi ilk sunduğumda bütün ekip çok heyecanlandı. Ve sağ olsunlar, hepsi de bana çok büyük destek verdiler. Bu ana kadar heyecanla bu program için bekledik. Ve Ümmü'nün mikrofonu programı artık başlasın. Öncelikle hoş geldin, şerefler getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çalışıyoruz. Ben seni çok iyi gördüm maşallah, çok iyisin. Müzik varsa hayatında, evet. Sen çok iyisin, evet, onu ben evet. Hissettim zaten. Kesinlikle. Önce şöyle Mert Keçeli'yi bir tanıyalım. Mert Keçeli kim? Mert Keçeli, babası hatta dedesine kadar müzisyen, annem emlakçı. Onun dışında Antalyalıyım, hep de Antalya'da ikamet ettim. Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdim. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Onun dışında da bir stüdyo açtım. Daha bir ay oldu. Bir yandan da onun çalışmaları dönüyor şu an. Evet. Yani müzikle iç içe büyüdün. Evet. Doğduğun andan beri müziğin içerisindesin. Evet. Müziği çok iyi bilen birisin. Kendimizce diyelim. Evet, harikasın canım benim. Yolun, bahtın her daim açık olsun inşallah. Böyle senin gibi genç yetenekleri, genç kardeşlerimi ben görünce hakikaten çok mutlu oluyorum. Müziğe dair gelecek gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum yani. Şimdi Mert'cim, senden hemen güzel bir eser dinlemek tabii istiyorum ben. Sevgili izleyenlerimiz için onlara ne armağan etmek istiyorsan, tabii, daha çok sohbet edeceğiz. Daha sorular soracağım. Neler var, neler bu programda? Allah Allah. Hadi başlayalım. Bu şehirde buldum bu da ellerini. Bu şehirde sevdim badem dillerini. Senle unuttum bütün ezberlerimi. Pişman değilim ama göçtüm kederden. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi. Seninle doldurdum yasak ihlalimi. Senle kapattım aşk defterlerimi. Pişman değilim ama göçtüm erkenden. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm?
ne malum dünya gözüyle. Bir daha görür müyüm bir daha bu yolları, aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım ölür müyüm, ne malum dünya gözüyle. Bir daha görür müyüm bir daha bu yolları, aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım ölür müyüm, ne malum dünya gözüyle. Bir daha görür müyüm? Harikasın. Biraz hastayım ama işte bu kadar oluyor. Olsun. Hasta halin buysa. Ha, burnum tıkalı artık vallahi. Hasta çekip olmadık halini biz düşünemiyoruz. Sevgili izleyenlerimiz ve ekibimizle birlikte. Harikasın. Canım benim. Çok güzel bir sesim var. Çok da güzel çaldın. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık diyorum ben. Şimdi Mert'cim şunu sormak istiyorum ben sana. Gitarın dışında hangi enstrümanlar çalıyorsun? Şöyle, ya aslında gitar benim ana enstrümanım değil. Benim ana enstrümanım ud. Evet. Ama yani müziği aslında ben yoğurt kapağıyla başladım. Yani dedem öyle bağlama mi çalardı. Ben yoğurt kapağıyla ona eşlik ederdim. İşte sonra darbuka alındı. Hı hı. Ondan sonra ben bir sene bir davul çaldım, bateri çaldım. Sonra hiç istemeyerek, amcam sürekli bana gitar çal, gitar çal diyordu. Sonra hiç istemeyerek bir gün böyle bir elime aldım. Sonra bir hafta onu çalışınca bir anda gitar enstrümanım oldu. Ama en son işte babamın sahnesine gittim bir ara. Hı hı. Orada Burak Askalı, Fatih Askalı, ünlü Udi'nin abisi. Onun ud çaldığını gördüm. Onu gördükten sonra tamam dedim, benim enstrümanım bu olacak dedim. Sonra ud çalmaya başladım. Peki, ud dışında ne çalıyorsun? Ud, gitar, klavye. Bunlar. Harikasın, çok güzel. Yani cümbüş, fretless gitar onlar da var ama yani ana saz ud zaten. Ud da cümbüş de birbirine çok benziyor. Akort sistemleri de aynı, sadece o biraz daha farklı. Anladım. Kendine ait bestelerin var mı? Var. Ben bunu sormak istiyorum. Neden güldün? Evet. Mert neden güldü? Ya ben kendi bunda kesin bir şey var. Bunun altında kesin bir şey var. Ben kendi yaptığım besteleri çok sevmiyorum. Öyle mi? Neden yani, peki? Yani sevmeme sebebin ne? Niye sevmiyorsun? Hani ya, müziğini mi beğenmiyorsun? Yazmış olduğun sözlerini mi beğenmiyorsun? Ya da kendin okumanı mı beğenmiyorsun? Kendi şöyle, yaptığın müziği. Mesela lise 1'de ilk bestemi yaptım. Sözünü başkası yazdım. Ama ben onun müziğinden hoşnut değildim. Hı hı. Sonra başkası bundan, kim? Eski kız arkadaşım lise 1'deki. Aa, eski kız arkadaşın evet. Yazdı. Nasıl oldu bu Mert'cim, bir anlatır mısın? Bak şimdi ben çok merak ettim. Eğer bir sakıncası yoksa senin için. Yok, hani, bir sakıncası yok. Belki anlatmak istemezsin ama anlatmak istersen ya, senin için bir sakıncası yoksa biz keyifli dinleriz seni. Ya şöyle o. Şöyle bir hikayesi nasıl oldu? Yani nasıl çıktı ilk besten? Nasıl önce müziğini yaptın, sonra o sözler sana geldi? İşte ben 8. sınıftayken gitar çalmaya başladım. Hı hı. Sonra lise 1'deyken de az buz çalıyordum. Sonra şöyle bir şey üzerine gidiyordum. Böyle çalıyordum. Hı hı. Sonra ertesi gün o bahsettiğim kız arkadaşım işte bunun üstüne bir söz yazmış. Haberim yok benim. Evet. Ertesi gün okula geldi, işte bak ben böyle bir söz yazdım falan. Ondan sonra tamam dedim. Ne bu? İşte geçen o çaldığım şeyi bir daha çalsana dedi falan. İşte ben böyle çalıyorum, o böyle söylüyor şarkıyı. Ondan sonra sınıftaki herkes böyle toplaştı falan. Ondan sonra şarkıyı hep öyle söyleye söyleye. Bir haftada şarkıyı öyle yaptılar ve hani o ben şey denedim. İşte bu müziğin üzerine başka bir söz yazmayı denedim. Ama sonra ya böyle bir melodi yaptı. O kaldı öyle. Evet. Bu şarkı da şöyleydi. Bir dinleyelim o zaman. Kısa veriyor o. Tamam, kısacık dinleyelim. Gözlerimi kapatsam ne fayda, geliyor anılar başucuma. Sen gibi melekleri de kovamam ya. Bak yine ay gökyüzünde yakamoz vuruyor denizine. Yalnızlık yine benim peşimde. Bak yine ay gökyüzünde yakamoz vuruyor denizine. Yalnızlık yine benim peşimde.
Her şeyi yokluğunda yaşıyorum. Ben sensizken yok oluyorum. Kal gitme desem ne yarar ki? Sen benim meleğimdin, melekler gibi güç verdin. Artık o halimden hiç eser yok. Sen benim meleğimdin, melekler gibi güç verdin. Artık o halimden hiç eser yok. Son da şöyle bitiyor. Artık o halinden hiç eser yok. Artık bizden hiç eser yok. Şeklinde bitiyor. Artık eser kalmadı ama değil mi? Eski olduğu için artık bizden hiç eser yok. Öyle bitiyor. İçine mi doğmuş? Ya, ona denk gelmiş. Artık. Öyle yazmış. Bilmiyorum. O zaman onun kalemine sağlık diyelim. Evet. Senin de duyguna sağlık. Peki bunun işte hani söz müzik olayını, kayıt durumlarını yaptırdınız ya mı? Ya ben bir ara bunun aranjısını yaptım. Yani bundan bir ya da bir buçuk sene önce yaptım. Hı hı. Sonra işte o daha önce de anlattım ya kayda girmeden önce. İşte bazı şeyler yapıyorsun ama siliyorsun. İşte benim 100 tane sildiğim hani beste olmasa da yaptığım proje var öyle silip de. Bu da onlardan bir tanesi ama böyle bir belki şarkı hoşuma giderse artık tekrar evet. yaparım. Ama şu an yani müziğini beğenmiyorum açıkçası. Sözleri güzel de. Ama bence çok hoş olmuş. Kulağa hoş geliyor. Yani evet, işte. Mert'in ilk söz müzik deneyimi. Söz onun, evet. müzik benim. Evet, söz eski kız arkadaşından evet. müzik Mert'ten geldi ve böylelikle ilk deneyimini bu şekilde yaşadın. Evet. Bundan sonraki süreçte de nice eserlerin olsun inşallah. İki tane daha var. İleride bırakabileceğin evet. çok güzel eserlerin olsun. İki tane daha var. İki yani, tane daha var. Mesela bir tanesini hı-hı. de sözünü müziğini ben yaptım. Evet. Ama onu mesela hangi tarzda yapacağımı bilemiyorum. İşte şu an günümüzde iyi diyen böyle elektronik sanatlar evet. var, akustik sanatlar da var. Bir tane de şu anda yazmakta olduğum var. O böyle biraz daha örnek verecek olsak sakiler havasında bir şey. Anladım. Zamanı var diyorsun evet, yani evet. o eserin. Mert'cim şunu sormak istiyorum. Bu arada vokallik yaptığın duyumunu aldım. Evet. Back vokallik yapıyorum. Evet. Bununla ilgili bize biraz anlatır mısın? Ya şöyle ben aslında... Özür dilerim. Vokallik hayatın nasıl gidiyor? Onu ha, tamam. sorayım ben sana. Ya aslında güzel gidiyor ama yorucu olabiliyor bazen. O da şu yüzden. Normal okuduğun şarkının yani bir buçuk ses üstüne okuyorsun solistin okuyor. Ve solist tiz bir sesli ise yorabiliyor. Ben de şu an tiz sesli bir abimle çalışıyorum ama keyifli gidiyor. Evet. Yani uyum sağlayabildiğin soliste çok keyifli gidiyor. Biraz zor oluyor yani evet. vokallik yapabilmek evet. Senin için biraz zor oluyor. Çünkü ses tonları farklı olduğu için. Evet. Ama çok keyif alıyorum evet, diyorsun. Keyif çok mutlu oluyorum diyorsun. Sevdiğim bir müzisyenle evet, aynı sahnedeyim. Evet, sanatçıyla evet. aynı sahnedeyim diyorsun. O zaman problem yok. şimdi Mert'cim o zaman şöyle yapalım canım. Bir tane de ben okuyayım mı? Olur olur. Sen gelmişken böyle senin o güzel gitarının sesinden. Elimden geldiğince. Dinleyelim. Ben de dilim döndüğü kadar seslendireyim. Hadi bakalım. Ey sevdiğim bir gün bana yar demedin, yar demedin. Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin, ağlayanım var demedin, yar demedin yar. Gece gündüz tenha sür demedin.
sen sır demedin, sır demedin ya. Bir gün bana gül demedin, gözyaşımı sil demedin. Bir ömür koştum peşinden, gel demedin, gel demedin, gel demedin, gel demedin, gel demedin yar. Bir ömür koştum peşinden, teşekkür ederim. Eline sağlık. Çok güzel oldu. İkimiz için güzel bir hatıra olarak kalacak bu eser. Çok sevdiğim eserlerden bir tanesi. Sen de en güzel şekilde eşlik ettin. Eline sağlık diyorum. Canım benim. Şimdi programımızın aslında bizi en çok heyecanlandıran bölümlerinden bir tanesine geliyoruz. Biz yavaş yavaş hızlı soru cevap bölümü. Bu soruları hazırlarken de bayağı bir böyle biz hepimiz heyecanla hazırladık bu soruları. Artık o sorulara gelelim diye ben düşünüyorum aslında. Değil mi? Güzel olur. Evet, olur. Tamam. Bu arada da bizim kahvelerimiz de gelirse çok iyi olur. Biz çok memnun oluruz. Şimdi şöyle hemen ben sana soracağım. Sen tamamlayacaksın. Tamam. Tamam mı canım benim? Müzik bir günümün kadarını kapsıyor. %90. Diyorsun. Evet. Yani diğer... %10'da yaşam standartı olsun. O zaman yani tamamını kapsıyor. Müzik, evet, %90. Senin hayatının neredeyse hemen hemen o da uyku. Tamamını... Geri kalan %10'da uyku. O diyorsun, harikasın. Tabii bunun yanı sıra okul tabii, hayatında tabii. Devam ediyor. En büyük destekçim? Annem. Harikasın. Enstrümanım benim. Sırdaşım. Peki başka ne diyebilirsin? Yoldaş da diyebiliriz ama onun dışında dost. Çok güzel. Müzikle uğraşmasam yapardım. Futbolcu olurdum. Neden peki? 7 yaşında hem müziğe hem ben futbola biraz merak sardım. Sonra bu 7 sene sürdü futbolda, müzikte. Sonra işte babam sordu, ikisi de gece işi dedi. Ya müziği ya da topu seçeceksin. Yani ya topçu olacaksın ya popçu olacaksın dedi bana. Ona da zamanında babası söylemiş. Ben de işte o da müziği seçti, ben de müziği seçtim. Babadan oğula gelen bir meslek olarak kaldı. Müziği seçtim çünkü. Yani seçmeme gibi bir şansım yoktu. Çünkü hani babadan sürekli duyuyorsun. Ya yani evdesin, bebeksin ama baba orada Hicaz bir şey çalıyor. Hani kulağın oluyor sürekli. Bir de babam kafe işletirken, onun kendi kafesi vardı. Ben o zaman çocuktum. Sürekli müzik vardı etrafımda yani. Evet. Zamanı geri alabilseydim yapardım. Müziğin mutfağı, müzik teknolojileri bölümüne daha erken girerdim. Kaç yaşına girdin? Ya bundan 4 sene önce girdim. İşte daha erken girerdim. Bilgisayar oyunu çok oynardım. Oyun yerine müziğin mutfağına daha erken girmek isterdim. En sevdiğin müzisyen? Mehmet Han Dişbudak. Çok seviyorsun o zaman, evet. Değil mi? Evet. Müziği seçtim çünkü... Müziği seçtim çünkü... Ya... Müziği seçtim çünkü nasıl denir ki hani bir önceki dediğim şey geliyor aslında, yani sürekli hayatın her yerinde müzik olduğu için yani ister istemez içinde buluyorsun kendini ve hani ben niye bunu seçtim demedim hiçbir zaman. O yüzden müziği seçmek hani kendi başına oldu aslında. Müzik senin hayatını evet. Tamamlıyor yani. Diyorsun. Evet, o zaman birazdan devam edelim şimdi sorularımız. Tamam. Burada kalsın. Güzel bir eser daha gelsin senden. Gelsin. Hadi bakalım. Anlat nasıl geçti zaman, yüreğin sızlamadan bana
ne kadar suç kaldı sana, ne kadar yalan. Hala gururla taşıdığım sevdamsın sen. Geceleri yandım, uyandım bir belasın sen. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vurur. Benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vurur. Benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. La li la 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 li la 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 li la 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 la. Anlat sen nasıl çıktın bu sevda yangınından. Bana ne kadar kül kaldı, sana ne kadar duman. Hala gururla taşıdığım sevdamsın sen. Geceleri yandım, uyandım bir belasın sen. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vurur. Benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Bir gün gelirsen eğer, üç kere kalbimden vurur. Benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Benim gibi sevenler zaten ölümsüz olur. Harikasın. Teşekkürler. Sesine sağlık. Çalmayı, söylemeyi en sevdiğim eser. Oo, bu çok zor bir soru ya. İşte bu harbiden. Çalmayı, söylemeyi en sevdiğim eser. Ama çabuk cevap vermelisin. Şöyle. Çok düşünme. Söyleyemiyorum ama yani çok çalışmadığım için, ama en sevdiğim eser Gecenin Matemini Aşkını Örtüp Sarayı. Ooo, çok iddialı bir eser. Yani söyleyemiyorum ama onu söylemek isterdim yani. Okursun inşallah. Bir enstrüman olsaydım olurdum. Kesinlikle ya keman ya da klarnet olurdum. Böyle. Neden? Bir ezgiye girerken böyle onların şöyle bir şeyi var mesela. Nasıl desem. Bir notaya girecek mesela. Evet. Benim gibi sevenler diye giriyor ya. Onlar böyle 5 saniye geriden böyle mi çeke çeke, re çeke çeke giriyorlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Mızraplı enstrümanla yapamıyorsun onu. Ay canım benim, ne güzel. Eserini ben yapmış olmayı isterdim dediğin bir eser. Wow. Harbiden zor sorular. O da şey olurdu. Aynalar. Ah, aynalar. Çok güzel. Peki onu bize söyler misin bugün? Olur, olur. Çok söyler olur, misin söylerim. Birazdan? O zaman şarkıyla devam edelim. Tamam. Son zamanlarda çok sevilen ve söylenilen bir eser. Evet. Dünyadan Uzak, ama birlikte söyleyelim. Tamam. Olur mu? Olur. Beraber. Hadi bakalım. Thank you.
vatan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Deryaya yakın, dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Ben aklı selim, sen yorgun. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yapamadığım birçok şey var. Hem tatminsizim hem günahkar. Sen beni bu şehirden kurtar. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında hemen arkasından ne gelsin biliyor musun? Birazcık neşelenelim. Hareketlenelim birlikte. Hadi bakalım. Bu da bizim düetimiz olsun, olur mu? Olur. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin. Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. 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 Harikasın. Teşekkürler canım benim.
Vallahi gerçekten çok keyif alıyorum ben. Bugün ilk programım ve oldukça heyecanımız da tabii ki var. İlk program, ilk proje. Ama bütün ekip ben böyle onların yüzünden görüyorum. Çok mutlular. Onlar da çok keyif alıyor. Umarım bizleri izleyen kıymetli dostlarımız da, bizleri seven dostlarımız da keyifle izliyorlardır bizi. Şimdi Mert'cim, annenin müzikle bir bağı var mı? Yok ama iyi bir dinleyicidir o. İyi bir dinleyici evet. Olması tabii ki sana da artık atıyor. Tabii. Her zaman yanında destekçi evet, o zaman. Evet. Peki kaç kardeşsin? Normalde 3,5 sene öncesine kadar hiç kardeşim yoktu. Ama sonra babam ikinci evliliğinden ikiz kardeşlerim oldu. Ve şu an 3,5 yaşındalar, şarkı söylüyorlar. Yani öyle 3,5 mi? 3,5 yaşında şarkı söylüyorlar. Harikalar. O zaman yeni müzisyenler yetişiyor, geliyor. Evet, evet. Hatta ben babama dedim ki hani sıkıntılı sazları çalmasınlar. Yani öyle ne bileyim çello taşıması zor, işte kanun 72-78 danteli var. Ut çalmasınlar falan. Böyle hani daha olabilitesi, klarnet, keman, daha böyle piyano olan enstrümanlar çalsınlar falan dedim hatta. Şimdi kardeşlerin çok şanslı çünkü müziği bilen bir abileri var. Evet. Onları anneleri de öyle. En iyi yönlendirebilecek kişi de sen olacaksın inşallah. Evet. Anneleri de öyleyse tabii onlar da yönlendirecek. Senin desteklerini onlar da yine böyle yıllar sonra senin gibi çok iyi müzisyen ya olacak babam inşallah. Babam şey diyor bana, boynuz kulağa geçmeli diyor. Yani sen zaten kesinlikle beni geçmelisin diyor. Ben de onlar için aynı şeyi söylüyorum. Onlar da inşallah beni geçer ya. Ben hani çok iyiyim gibi söylemiyorum da hani İnşallah beni geçerler şeklinde. Çırak ustaya geçmeli. Ya, evet, öyle olmalı. Öyle olmalı. Peki okul hayatından bahsedelim biraz. Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İTÜ'yü denedim. Olmadı. Sonra Yıldız Teknik'i denerken bir uçak sıkıntısı yaşadım. Şimdi seneye tekrar hazırlanıyorum. Kısmet değilmiş. Bu sene inşallah bir daha deneyeceğim. İnşallah. Eminim ki kazanacaksın. İnşallah. Ve seni en güzel yerlerde biz hep birlikte göreceğiz. Sahne aldığın bir yerde unutamadığın bir ana oldu mu? Yani bir unutamadığın bir olay yaşadın mı? Oldu. Babamla, ne oldu mesela? Babamla ilk sahne yaptığım zaman çok enteresan bir atmosferi vardı onun. Yani birçok müzisyenle, birçok abimle, kardeşimle sahne yaptım ama yani babamla ilk yaptığımdaki atmosferle o çok farklı. Yani nasıl anlatılır? Yani anlatılmaz yaşanılır bir şey var ama şöyle özetleyebilirim. Yani babam bu arada benim idol sesimdir. Yani babam olduğu için söylemiyorum ama hani gerçekten idol sesimdir ve o okuduğu zaman böyle bir an öyle hani bırakırım çalmayı, dinlerim falan bazen yani. O yüzden öyle bir güzelliği var. Babanın adını da söyleyelim. Eray Keçeli. O zaman buradan onu da sevgilerimizi getirelim. Senin gibi bir evladı olduğu için o da çok şanslı. peki işimi yaparken sebepler beni umutlandırıyor ya da umutsuzluğa sürüklüyor. Şöyle umutlandıran, önce iyisini söyleyeyim. Umutlandıran şey işte hem kaliteli dinleyicilerin olduğunu görmek ve onların bunları dinlediğini görmek, yorumlar filan. İşte benim YouTube hesabımda da videolarım filan var. İşte ona gelen güzel tepkiler ve onun dışında işte müzisyen abilerim işte şöylesin böylesin dedikleri zaman hoşuma gidiyor. Umutlandırmayan hani o kötü duruma düşüren şeylerde nasıl desem görüyoruz işte sosyal medyalarda. Çok basit ama kurgusu yani müzikalitesi olmayan işlerin bu kadar tepede olup da bu kadar arkasına emek olan işlerin hani rivayet görmemesi. Yani evet. Destek görmemesi. Sahne almayı isterim dediğin en çok sahneyi yani şöyle söyleyeyim. Şurada sahne almayı bir gün çok istiyorum dediğin bir yer var mı? Harbi açık ha. Çok güzel. Yani çok müzisyenin hayalidir. Tabii ki kesinlikle birçok müzisyenin hayalidir bu. Pandemi dönemi senin için de tabii ki oldukça zor geçti. Bu zor dönemde keşke müziği yapmasaydım dedin mi? Müziğin içine girmeseydim dedin mi? O an oldu mu? Yani şöyle keşke müziğin içine girmeseydim demedim. Ama şu yüzden demedim. Eğer sadece hani müzisyen, enstrümanist olsaydım ya da solist olsaydım büyük ihtimalle öderdim ama müziğin mutfak kısmında da teknoloji bölümünde de olduğum için bana bir zaman ayırma fırsatı oldu ama işte beğenmediğim yanı evde evet ben kayıtlar yapıyorum. Home stüdyom var şimdi stüdyo açtım ama evde yapıyordum o sıralarda. Evet böyle bir ay yapıyorsun çok iyi ne güzel kendime zaman ayırabiliyorum falan diyorsun ama hem maddi açıdan sıkıntıya girdik hem de şu yanı vardı. Evet müzik tek başına bir şeyler yapıyorsun ama birileriyle olduğu zaman ya etkileşimde olduğun zaman iyi oluyor. Çünkü öbür türlü
İşte bir şey yapıyorsun ve siliyorsun. Yani şişmek deniyor müzisyenler arasında o konuya. Tek başına bir yere kadar oluyor müzik. Paylaştıkça biriyle güzel oluyor. Bir sürü genç yetenek var ama ben başaracağım çünkü. Bir sürü genç İddialı yetenek var ama başaracağım çünkü. Soru aslında yani bu. Şöyle, müziğin yine mutfak bölümü beni hani bir sıfır önde tutuyor diyebilirim. Evet. Yani analizim kuvvetli diyebilirim o konuda. Bu arada aranjeler yapıyorsun. Evet. Bunu da söyleyelim. Ben yayın öncesinde dinledim Mert'in aranjelerini. Çok güzel. Çok güzel çalışmalar yapıyor ama tabii ki yıllar geçtikçe bu bence daha başarı getirecek sana. Yaptığın aranjeler, evet, diye düşünüyorum. Yani şu sıra benim işte tek sorunum, herkese iş yapıyorum ama kendime iş yapmıyorum. Daha önce YouTube'da, Instagram'da paylaşırdım çok ama şimdi biraz o konuda frenledim ya. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Ona çıkıyor değil mi? Evet. Evet, buna çıkıyor, ona çıkıyor işte. Biraz. Buna çıkıyor. O zaman senden bir eser daha gelsin. Olur, gelsin. Hadi bakalım. O zaman aynalar demiştik, onu yapalım. Aynen. Harmanım ben, harmanım. 40 satırlık fermanım. Yok dizinde dermanım. Eğletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Eğletmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. İster anam darılsın, ister babam darılsın, vuran elim kırılsın. Eğretmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Eğretmen beni, söyletmen beni, ağlatman beni. Aynalar, aynalar. Hani konuşmuştuk ya bir tane eser yapalım diye. Hareketli olan. Evet. Tamam. Hadi o zaman. Saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz dile. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz dile. O gül benim hayatımdır, ömrümde vermem ele. O gül benim hayatımdır, ömrümde vermem ele. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Yar gözlerin üzüm üzüm, eller gecem sen gündüz. Yar gözlerin üzüm üzüm, eller gecem sen gündüz. O gözlere baka baka, saldı yüzüm, saldı yüzüm. O gözlere baka baka, saldı yüzüm, saldı yüzüm. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim aldı keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman.
kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Gelecekte kendini nerede görmek istiyorsun? Ünlü bir aranjör olarak görmek istiyorum İstanbul'da. Yani şu andaki ilk hedefin aranjör evet. olmak. Peki, ya yaptığım işi şu an daha da ileri, daha profesyonel. İşte Çağrı Terköran, Mehmet Andiş, bu da Genco Arı gibi filan. Peki şunu sormak istiyorum. Çok ünlü bir aranjör oldun. İlk yani aranjesini çok yapmak istediğin en ünlü isimlerden birisi kim olurdu? Bak. Ya ben sanırsam yine Oğuzhan Koç'u, Oğuzhan Koç tarzı pop kitleye, yani o tarz aranjeler yapmak isterdim. Evet. Şimdi aslında senin Uç Çalman gerçekten hani beni mutlu etti. Değil mi? Yani sana baktığın zaman böyle hani böyle daha yeni jenerasyon yani ya öyle, gitar, keman öyle. Evet, gitar, keman ama ut çalıyorum dediğin zaman ben tabii çok nadir çok mutlu oldum yani o enstrümanı da yaşattığın için. Peki keşke yani ut olsaydı yanında da, değil mi? Ut'la şöyle güzel güzel birkaç tane çalsaydık, sevgili izleyenlerimizle paylaşsaydık. Mert'cim, keyfin yerinde değil mi? Mutlusun. Evet, gayet iyi. Program güzel evet. gidiyor, her şey yolunda. Peki senin başka söylemek istediğin bir şeyler var mı müzikle ilgili? Yani dinleyici kitlesi adına bir şey söyleyebilirim. Bundan yani 5 sene önceki işlere baktığım zaman şu anki işlerin tam tersi var. Yani şöyle örnek verecek olursak. Mesela şu an yapılan pop müzik pop müzik değil. Ya da işte bundan 5 sene öncesi demeyelim, Sezen Aksu dönemi diyelim. Evet. Ya ben evet 2002'liyim ama 90 dönemindeki tüm şarkıların hepsini biliyorum. Yani o döneme dönmek isterdim mesela yani. Keşke o öyle bir durum olsaydı. Evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduğunu söyledin. Peki evet. lise hayatın nasıl geçti? Yani istediğin gibi bir lise hayatı yaşayabildin mi? Şöyle 2 sene yaşadım ama 2 sene sonra pandemi girince bizim son 11. ve 12. sınıfımız yalan oldu biraz açıkçası. O en çok üzüldüğüm yanıdır. O da hani eğitim olarak değil de yani babam hep şey der. Üniversite hayatını gör, lise hayatı çok güzel şeyler, bunlar tekrar gelmeyecek der. Üzüldüğüm bölüm o ama onun dışında hep konserler verdik. İşte ben yeri geldi bas gitar çaldım, klasik gitar çaldım, ut çaldım, piyano çaldım, yani klavye çaldım. Sürekli yani aslında müzikle geçti. Yani sürekli oraya buraya konsere gittik. Yedi Toy'da Türküm diye bir festival yaptık mesela. Onu da Samsun'a gittik. Hatta o Yedi Toy'da Türküm'de şöyle bir festivaldi. 7 ayrı bölgeden 7 ayrı Güzel Sanatlar Lisesi katılıyordu. Biz Akdeniz'e temsil ediyorduk. Peki lisede örnek bir öğrenci miydin? Çalışkan bir öğrenci miydin? Yoksa biraz haylazım mıydın böyle? Ya benim haylazım yoktu da çalışkan değildim. Yani açıp da şu zamana kadar hiç şu ders çalışım yapmışlığım yok. Ama nasıl okulu bitirdin? Yani çalışarak değil açıkçası ama işte bir şekilde ders dinliyordum kadarıyla. Ya. Ders dinliyordum ama Hı-hı. ders çalışmıyordum. Evet. Yani müziğe çalışıyordum ama ders çalışmıyordum. Yani ben müzik dışında hiçbir şey çalışmak istemiyordum. Çünkü ve çalışmıyordum. Çünkü mutlu olmuyordum. Evet, evet. Benim için bütün hayatım müzikti. Evet. Müzikten başka yani, hiçbir şey istemiyordum diyorsun. Işte eskiden ilkokulda proje ödevleri verirlerdi ya, bir ay süredir. Ben onun son gününde yapan çocuktum işte. Yani o 29 gün Mert. İşledikten sonra o son gün anneyle sabahlayarak yapılan ödevin öğrencisi. O anneye kıyamam. Ay canım benim. Sevgiler olsun. Valla ben çok örnek bir öğrenciydim. Şimdi öğretmenlerim bunu bilir. Hala ben görüşürüm, konuşurum. Çok severlerdi. Ben de onları çok severdim. Çok örnek bir öğrenciydim. Ama yine harikasın. Okulunu tamamlamışsın, bitirmişsin evet. Şimdi üniversiteyi istiyorsun. Evet. Üniversiteyi kazanmak için de elinden geleni yapıyorsun. Ben evet. de görüyorum şimdi. Peki o zaman devam edelim. Hadi bir tane daha gelsin. Tamam. Benim iki şarkı yapalım mı? Hangisiydi? Yorga Yıllarım. Olur, çok güzel olur. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.
Lanet olsun bana, seni bu kadar çok niye bu kadar sevdim ki? Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım, geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde çan gonca gül olmadan kırıldı, seninle senin yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, seninle senin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı, seni yine serin bu yorgun yıllarım. Mert'cim çok teşekkür ediyorum. Ben Mert'i aradığımda bana dedi ki, ne demek ablacığım, şeref duyuyorum senin programında yer almaktan dedi. Ve ilk programımda beni yalnız bırakmadı. Bence çok güzel oldu, çok ben keyifli de oldu. Çok doğal oldu böyle. Evet. Sen memnun muydun? Ben gayet memnunum. O zaman harikasın. Sadece bunu tıkalı olsun. Olsun yani. Biz hiçbir şey fark etmedik, hissetmedik. Dinleyenler de zaten hiçbir şey hissetmemişlerdir, fark etmemişlerdir. Yani eminim. Son sözlerini alayım. Müzikte kalın, sağlıkta kalın. Bu kadar mı? Yani başka ne söylenebilir? Gerçek müzikte kalın diyeyim o zaman. Gerçek müzikte kalın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, ayaklarına sağlık, yüreğine, duyguna sağlık. Yolun, bahtın her daim açık olsun inşallah. Ben her zaman senin yanındayım. Seni çok seviyorum. Sen benim bir kardeşimsin. Zaten kardeşimle de aynı yaştasın. Evet. İyi ki geldin. Bütün ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın diyorum. Her şey gönlünce olsun. Yolun açık olsun. O zaman müzikle veda edelim mi? Olur. Tamam. Hadi bakalım. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın sen, söküp atamıyorum. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın sen, söküp atamıyorum. Söküp atamıyorum. Söküp atamıyorum.